Mutfağa Dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifi erik konservesi. Burada 3 kilo eriğim var. Ben saplarını ayırdım ve bol suda yıkadım. Üzerine 4 litre su ilave ediyorum. Eriklerimizi kaynamaya bırakıyoruz. Ben kaynadıktan sonra kavanoza dolduracağım. Bu şekilde çok pratik oluyor. Ben bahçeden topladığım eriklerden yapıyorum konserveyi. Eriklerim kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynadıktan sonra 10 dakika ocakta bırakacağım. Sonra kavanoza dolmaya başlayacağım. Ben diğer taraftan kabuklarını da kaynatıyorum. Kabukların soğuması önemli değil. Zaten kavanozda kalacağı için. Onları süzüp de servis yapacağız. Rengini görüyorsunuz. Eriklerim kaynadı. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz. Kabukların çıkması normaldir. Bunları kullanacağımız zaman zaten süzgeçten geçireceğiz. Muhteşem bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yazın şipşak elinizin altında. Ağız kısmını güzelce siliyoruz. Aynı şekilde kullanacağınız kapağı da. Güzel sildikten sonra sıkıca kapatıyoruz. Bez yardımıyla sıkıyoruz. Kavanozumuzu güzelce sıkalım. Ve bu şekilde ters çevirerek dinlendirelim. Diğerlerini de aynı şekilde dolduruyoruz. Benim her sene yaptığım sürekli tariflerdendir. Size tavsiye ederim. Hazırlamış olduğumuz erik kompozisinden 5 kavanoz elde ediyorsunuz. Ben bir tanesinin kapağını kapatmadım. Size nasıl hazırlanışını göstermek için. Kapağını kapattığımız kavanozları da bir gece bu şekilde bekletin ve daha sonra seni yer alabilirsiniz. İnce süzgeç yardımıyla süzüyoruz kompostumuzu ilk olarak. Daha sonra kaşık yardımıyla bu şekilde karıştırıyoruz. İsterseniz sadece suya bırakabilirsiniz veya kaşık yardımıyla posalarını da bu şekilde suya geçirebilirsiniz. Posaları daha yararlı sağlık için de. Üzerine biraz daha su ilave ediyorum. Su ilave ederek biraz hoşafı inceltebilirsiniz de damaklarınıza göre. Bu şekilde posalarından daha rahat da ayrılıyor kabuklarından. Gördüğünüz gibi kabukları ve çekirdekleri bu şekilde üstte kalıyor. Ama kullandığınız erikleri kontrol edin, kurtlu falan olmasın. Ben içerisine bir su bardağı su ilave ettim. Kıvamına göre siz daha fazla ilave edebilirsiniz. Damak tadına göre toz şeker. Benim kullandığım erikler tatlı olduğu için ben yarım çay bardağı kullanacağım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz. Şekeri karıştırarak eritelim. Uygun bir sürahiye boşaltabiliriz. Doğal erik suyumuz hazır. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.